Aslında aradan üç gün geçmiş olmasına rağmen, iki gün geçmiş olmasına rağmen inanın halen rüyada gibiyim. E, tabii bu kahramanlık e, hepimizin kahramanlığı. E, kişiye yüklemek bence doğru değil. Gerçekten e, bu bir inanmışlık göstergesiydi. E, bir puanımız varken bile e, her futbolcu her demecinde e, biz bitti demeden e, bitmez demiştik. E, Allah'ımıza şükürler olsun ki e, bize nasip oldu. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. Ee, hele ki bu zamanlarda e, ülkemizi, insanlarımızı mutlu etmek e, bizim için skordan ya da Avrupa Şampiyonasına gitmekten belki de daha önemliydi. E, o yüzden bunun tadını çıkaralım. E, bu mutluluğu, bu e, gururu hep beraber yaşayalım bence. Ya <gülüyor> aslında <gülüyor> Dışarı, aslında kulağımız sürekli dışarıdaydı bizim. Çünkü e, Kazakistan maçından gelecek ve Hollanda maçından gelecek haberler de bizim için çok önemliydi. E, Kazakistan'ın 1-0 galip olduğunu öğrendikten sonra e, daha fazla e, ofansif oynamaya başladık. Ve ben hep içimden diyordum ki gol atabiliriz ama biraz zor gözüküyor. Çünkü 10 kişi de kalmıştık. Ama eğer bir free kick olursa e, belki de bu işi değiştirebilirim diye düşünmüştüm açıkçası. Free kick olduğunda da Arda yanıma geldi, <laughs> paşa dedi eğer uzaksa dedi istersen orta da yapabilirsin girelim içeri dedi sen git dedim <laughs> ben orta yapacağım dedim ama ben inanmıştım çünkü ee, ne bileyim o ara hani böyle hissedersiniz ya bu gol olacak dersiniz o anlardan biriydi benim için e, ama öyle bir gol oldu ki e, sonrasında da sizin gördüğünüz gibi gerçekten hepimiz kendimizi kaybettik belki de hayatımın en, anlamı, en anlamlı golü oldu. E, o yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, ama en önemlisi insanlarımızı sevindirdiğimiz için, onları mutlu ettiğimiz için e, ayrıca gururluyuz. E, bu Avrupa Şampiyonası'na gitmek e, ülkemize armağan olsun. E, o an anlatılmaz işte. Gördüğünüz kadar. Başka da bir şey söylemeyeceğim. o e... 2016'da Fransa'da 2016'da olduğumuzu öğrendikten sonra ne desem boş. Görüntüler zaten her şeyi anlatıyor. Tabii turnuvaya gittikten sonra artık rakip ayırt etmek doğru olmaz. Bütün takımlar çok güçlü. Ama şu an orayı konuşmak için bence çok erken. Önce biz gitmenin tadını çıkaralım, zevkini yaşayalım. Herkes bunu doya doya yaşasın. Aynı söylediğiniz gibi bir kere Fatih Hocanın olduğu her yerde başarı vardır, hedef vardır. Onu bize gerçekten çok iyi aşladı. Fatih Hocanın da her zaman söylediği gibi biz bitti demeden bitmez ki yine öyle oldu. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz.